Selamlar hepinize. C9 Fly Quest serisi incelemesi, video analizine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Çok seri bir şekilde başlıyoruz. İkinci maçta kalmıştık. İlk maçı tamamlamıştık. Onu da izlememiş olanlar varsa, eğer direkt olarak bu maçtan başladıysanız o maçın da incelemesini izlemenizi tavsiye ederim. İlk maçtakiyle çok benzer yasaklamalar FlyQuest tarafından yine tam kendi sene yasakladılar. Diğer tarafta Cloud9 tarafı Azir'den kurtulmaya karar verdi. Rakan'dan zaten bir önceki maçta da bahsetmiştik. İlk maçta da bahsetmiştik. Ignar'ın çok daha rahat ettiği ve çok daha rahat oyun yapabildiği bir seçim olduğu için ondan uzaklaştılar ama Azir yasaklaması biraz ilginç. Çünkü ilk maçta her ne kadar onun karşısında Veigar alıp rahat bir seçimle, rahat bir koridor aşaması geçirmiş olsalar da Azir'in haritadaki baskısına pek engel olamadılar. Ve maçın içerisinde, yani ilk maçın içerisinde belki FlyQuest biraz daha güç patlamalarının eşya üstünlüklerinin etrafında oynasa, belki biraz daha Azir'in etrafında oynamaya karar verseler daha iyi bir sonuç alabilirlerdi o maçtan, o seriden, serinin başından. Ama bunu yapmadılar. C9 da bunu fark ettiği için biz bu şampiyonu uzaklaştıralım dediler ve yasakladılar. İlk olarak yine Cloud9 tarafı set ilk seçimle başladı. Hala esnetilebilecek bir seçim. Direkt olarak üst koridora gitmek zorunda değil. FlyQuest, Aphelios ve Syndra ile cevap verdi. Aphelios en iyi güçlenen nişancılardan bir tanesi olduğu için. Yaz karşında Gragas, Yasuo'ya yöneldi Cloud9 tarafı. Ve bu kör seçim Syndra aldığınızda normalde hani Syndra çok güvenli bir tercihtir. Kör seçim olarak kullanabilirsiniz de çoğu zaman ama bu ikili Syndra'yı en çok darlayabilen, en çok koridor aşamasında rahatsız edebilen orta koridor ormancı ikilisinden bir tanesi. Artı belli bir noktadan sonra Syndra'nın ayrık ittirmeye, yan koridorlara gidip oralara baskı kurmasına da engel olduğu için biraz Syndra'nın haritadaki etkinliğini de kısıtlayan bir şampiyon tercihi burada Yasuo. Yanında Gragas da olduğu için. FlyQuest tarafı karşılığında Ornn aldı. Scaling'e devam ediyorlar. Kör bir seçimi aldılar. Tabii ki set olduğundan emin değiller. O yüzden daha güvenilir tercihe yöneldiler. Yasaklamalarda Varus ve Miss Fortune yasaklandı. FlyQuest tarafından, Cloud9 tarafından da Blitzcrank ve Olaf yasaklandı. Varus yasaklamasından bolca bahsettik. Koridor aşaması ve oyunlar aşamasında güçlü bir şampiyon olduğu için hatta gelecek hafta gelecek olan 10.8 yemesinde nerfleniyordu zaten bir miktar Varus. Çok önemli bir nerf değil ama nerfleniyor sonuçta. Aynı zamanda Aphelios da uyumadan nerfleniyor. Hatta nerflendi. Yani 10.8 yeması, tabii ki siz bu videoyu izlerken muhtemelen 10.8 yeması profesyonel arenaya geliyor olacak. Ve bizim ligimizin de profesyonel arenada, bizim ligimizde playofflarda 10.8 emasında göreceksiniz şeyi. Aphelios'un ve Varus'un engellemelerinin ne kadar etkili olduğunu. FlyQuest tarafı Rek'Sa ile devam etti. Benim çok tercih ettiğim bir şampiyon değil, çok beğendiğim bir şampiyon değil. Çünkü çok erken oyunu kısıtlı kalıyorsunuz. Oyunda etkinliği oldukça düşük bir şampiyon. Karşında Kalista Thresh geldi. Çok kuvvetli bir alt koridor baskı noktası oluşturdu Cloud9 tarafı. Artı haritanın her noktasında çok ciddi şekilde baskın potansiyelleri var. Yani koridorların hepsi baskın hazırlayabiliyor Gragas'ın yardımına. Biraz fazla saldırı gücü odaklı gibi gözüküyor olabilirler ama Gragas'ın tek yetenek gücü şampiyonu olduğu durumda ve karşısında sadece bir tane gerçek tank olduğu durumda çok problem değil. Zaten Gragas'ın işi diğer şampiyonlara tek atmak. İşte Syndra'ya, Aphelios'a falan tek atmak. Ondan sonrasında savaşı götürmek kolay. Ayrıca Yasuo da zırha karşı belli oranda cevap verebilen şampiyonlardan bir tanesi. Şimdi bu maç özelinde ben açıkçası Rek'Sa'yı kaynaklı olmakla birlikte Cloud9'in yaptığı draft'ı daha çok beğendim. Çünkü Rek'Sa'yı ciddi anlamda, yani son dönemlerde zaten videoları izleyenler, benim yama notlarımı falan takip edenler veya profesyonel ligleri takip edenler fark etmiştir. Özellikle 10.8'de daha da beter hale geliyor bu. Tabii ki playofflar 10.6'da oynanıyor ama oyuncular tekli derecede şu anda hali hazırda 10.8'de oynadıkları için buna karşı cevapları üretebildiler. 10.8'de şöyle bir değişiklik gelmişti. Tek başınıza alınan skorlardan, erken seviyeler, altın seviyeden önce %20 daha fazla tecrübe alıyorsunuz ve beraber alınan, asistle alınan skorlardan %20 daha az tecrübe alıyorsunuz diye. Ve bu senaryonun altında artı takımların bir de scaling'e daha çok önem vermesiyle birlikte Rek'Sa'yı seçiminin, yer yer Lee Sin seçiminin vesaire bu tarz erken oyun seçimlerinin, Edis'in falan ciddi anlamda kaybolduğunu görmeye başladık. Çünkü bu şampiyonlar erken önünde bir şey yapamadıkları zaman, ki yapmaya çalıştıkları şey zaten erken önünde baskını yapmak. Baskınlardan ödülleri gitgide azaltılıyor. Her yamada kısılıyor bunların baskınlardan aldığı ödüller. Senenin bu yılın başında da zaten benzer bir yama gelmişti orman için. Haliyle kamp da kesemedikleri için geri kalıyor bu şampiyonlar. O yüzden biraz Rek'Sa'yı farkıyla, Rek'Sa'nın zayıflıklarından dolayı Cloud9'a veriyorum oyunu. Her ne kadar
Onların da Kalistas'ı çok kuvvetli girmeyecek olsa da geç oyuna. Zaten amaçları belli. Koridor aşamasında üstünlük sağlamak istiyorlar Kalista'ya. Burada bir rakip ormana giriş var. Sinai tarafından totem attılar. Çok büyük bir değişim olmadı. İki sihirdar büyüsü FlyQuest, iki sihirdar büyüsü Cloud9 kullandı. Ama tabii ki koridor aşamasında daha çok zorlanacak olan Alistar. Çünkü menzilsiz bir şampiyon Alistar. O yüzden çift menzilli şampiyona karşı koridor aşamasında biraz daha dikkatli olması gerekecek sihirdar büyülerini de kaybettiği için. Bu karşı ormanın girişi sonunda da mavisini çalmayı başardı C9 tarafı Centauri'nin. Çok önemli bir kazanç değil. Rek'Sai çünkü çok maviye ihtiyaç duyan bir şampiyon değil. Tabii ki Gragas'ınıza ekstra bir mavi verme fırsatı, rakibin kamplarından bir tanesine fazladan azaltma fırsatı önemlidir. Ama çok çok büyük bir kazanç değil. Oyunun gidişatını çok etkileyecek bir senaryo yaşanmadı orada. Yaz koridor aşamasında ciddi şekilde baskı kurduklarını görüyorsunuz. O iki sihirdar büyüsü değişiminden dolayı çok erken seviye 2 oldu Cloud9 tarafı ve ciddi bir baskı kurdu. Hemen kulenin altına yapıştırdı minyonları. Şu anda mini haritadan görüyordunuz. Ekran da buraya döndü. Kulenin altına rahatlıkla yapıştırdılar. Alistar'ın tabii bir tehdit olmadığı için, sihirdar büyüdü de olmadığı için ciddi bir baskı kuruldu ve Aphelios bir miktar geri düştü. Daha 2 milyon dalgası geç 3 milyon dalgası geçmişken Ormancılar karşı karşıya geliyor. Bu seviyelerde Gragas'ın pek savaşma şansı yok. Ama güzel bir çarpla. Çarpla da mı aldı ya onu? Sanırım çarpla alıyor ama. Hayır. Çok şanslı bir senaryo. Santorin çarpı attıktan sonra 7 canda avcı şeyi, tılsımı, tılsımın zehir efektiyle almayı başarıyor Blubber. Bayağı şanslı bir başlangıç bu Blubber için. Normalde Santorin'de olması gereken bir objektifti bu. Bu seviyelerde dövüşemez Gragas Rek'Sai ile. Ama oyunun ilerleyen aşamalarında çok daha farklı şekillerde fayda sağlayacaktı takımına. Tabii ki o şanslı senaryodan sonra ikinci yengeci de, Yampiri yengeci de alma fırsatı yakaladı burada Blubber ve o ilk mavinin üzerine ekstradan kaynaklarla çok ciddi bir ormanda da üstünlük sağladılar. Alt koridorda zaten üstünler. Üst koridorun da koridor ittirme avantajı vardı bu dakikaya kadar. O yüzden Rek'Sai çok fazla henüz agresif olamadı. Zaten bu maç özelinde açıkçası baskın yapabileceği koridorlar var. Hani alt koridorda, orta koridorda kitle kontrolleri var. Rek'Sai'ye hazırlık yapabilirler ama şöyle bir problem var. İki koridorda birebir de zorlanan koridorlar eşleşmelerine karşı. O yüzden o baskın hazırlığını yapma konusunda zorlanıyorlar. Zaten alt koridor perişan olmuş durumda. Şu anda gördüğünüz üzere neredeyse 15 milyonluk bir fark var. Ve bu Kalista Thresh'i almanızın amacı zaten bu. Yani bu koridoru bu şekilde yenmeniz gerekiyor. Kalista Thresh'in oynanma amacı bu. Bir de karşınızda çok geç güçlenen bir nişancı var, Aphelios. Yani iki eşyadan sonra hatta üçüncü eşyada doğru dürüst etkinliğine ulaşıyor. Scaling tarafında aslında çok kötü değil FlyQuest tarafı. Hani Rek'Sai dışında diğer parçalar gayet iyi güçleniyorlar oyun ilerleyen aşamalarını. Ama C9'da herkes hiç fena olmayan bir şekilde güçleniyor Kalista hariç. Ama Kalista'dan da böyle büyük bir baskı kurduğunuz zaman o da çok problem olmuyor. Aphelios'u da Kalista geciktirmiş olduğu için çok problem olmuyor. Erken bir Ejder başlangıcı geliyor. Ejder başlangıcının en büyük sebebi iki koridorda da hem orta koridorda hem alt koridorda ciddi bir baskı kurmuş olması C9 tarafının. Ve bu baskıyı devam da ettirebilirler. Blubber hala bir baskın yapmadı ama baskın yapmasını gerektirecek bir senaryo bile olmadı. Gayet iyi bir şekilde minyon farmına orman canavarlarını temizlemeye devam ediyor. Likörüş burada karşı orman yiyen ormancısının kampını kurtardı. Bir oyun geliyor Valk'ından. Devamını getirmelerine hiç gerek yok. Kule altına gerek yok. Zaten öndeler. Kule altına gereksiz skor verip oyunu hızlandırmaya hiç ihtiyaçları yok. Rakipe de adına da hızlandırmış olacaklar. Bunu yapmaya ihtiyaçları yok. Üçüncü yengecini alıyor. Burada Blubber. Kendi adına çok önemli kaynaklar bunlar. Çünkü haritada biraz daha kamplardan ziyade biraz daha objektiflere etrafında oynayan tarafta Blubber. Ama ona rağmen kamp sayısında eşit gitmeyi sürdürüyor. Tabi bir de bunun üzerine ejder aldığı için daha iyi bir senaryo onlar adına. İşte koridor ittirmesinin az önce ne kadar önemli bir senaryo olduğunu bir daha gördük. Niski rakip ormana gidip ta oradaki saçar tohuma kadar ulaşıp oraların temiz olduğundan, rakibin orada olmadığından emin oldu. Oraya gidip kendisi bedenen görüş almayı başardı. Çünkü koridorunu ittirip çıkabiliyor. Böyle bir avantajı var. Koridor hakimiyetinin neler sağladığı anlamında o pozisyonda güzel bir örnekti. Üst koridorda işler çok istediği gibi gitmiyor. Cloud9 tarafının. Bu tabi uzun süredir üstüne dönmediği için Nikürüş. Burada mecburen bir hamle yapıyorlar. Bir şeyler deniyorlar. Ornn ultiyi attırmıyor Blubber. Ornn'a pozisyon devamında Centauri pozisyonu kazandırabilecek hamleyi yapıyor ama
istedikleri skorların tam istedikleri senaryo olduğunu düşünmüyorum. Çünkü süvariler yetişiyor Cloud9 adına. Yani iki skor aldılar belki. Evet, Gragas'ı kestiler, seti kestiler. Set üstüne dönmediği için burada bir takas yapıp öyle dönmek istiyordu üstüne. Zaten üstüne dönmediği için yavaş yavaş geri düşmüştü koridor aşamasında. Ama FlyQuest aldığı iki skordan sonra Yasuo'ya skor vermek çok daha tehlikeli oldu. Pozisyonun başlangıcı Solo ile dövüşüyor. Solo yırtıcının işaretini gördüğü için kaçmaya karar veriyor. Solo'nun ultisini bozması çok iyi burada Blubber'ın. Aslında kaçmaları lazım. Ama ultiden sonra Licorice'in üzerine gittiği için Santorin Blubber'ın ultisinden sonra kaçamıyorlar. Skorlar veriliyor. Yani sonrasında işte Vulcan ve Niski geliyor. Hop burada Yasuo'ya giden skorlar. Hiç istenmeyen bir senaryo. Oyunu Yasuo adına hızlandırmak hiç iyi bir senaryo değil. Yasuo evet profesyonelde çok fazla tercih edilen bir şampiyon değil. Sürekli görmüyorsunuz. Ama bu tarz kontrol büyücülerine karşı Gragas Yasuo kombosu gayet iyi bir eşleşme. Ignar neden burada sıçrattı? Zerre fikrim yok. Bomboş bir hareket. Dümdüz int. FlyQuest inti yapıştırdı. Hop. İki skor da burada Kalista'ya. Yani pozisyonun başına bakın. Attın işte aldın Zven'in sıçrasını. Yani niye atıyorsun ki sen daha sıçra? Ne çıkarmayı planlıyorsun? Hakikaten anlam verilemeyen bir pozisyon Ignar'dan. Ignar kötü pozisyonda kaldığı için Valtortul'a vurmaya geliyor tabii ki Ignar devam ettiği için. Valtortul da kötü bir pozisyonda kalıyor. O ölüyor. Üstüne bir de Ignar da ölüyor. Yani Yasuo gelmese belki ikinci skor alamayacaklar ama çok önemi yok. Bomboş bir skor vermiş oldular yani. Dümdüz int bu. Haritanın diğer tarafında bir karşı baskın arıyor burada Blubber. Sete kule altı yapmak o kadar kolay değil. Balyoz gibinin kalkanı ile yaşıyor. Blubber pozisyonu çok iyi okudu. Bu arada bu pozisyonu nasıl okuduğunu da şöyle anlatabilirim size. Alt koridorda bir şeyler oluyor. Blubber'ın nasıl okuduğunu da söyleyebilirim. Alt koridorda bir şeyler oluyor. Alt koridor hamle deniyor. Hamleyi uzatıyorlar. Senin orta koridorun karşı baskına giriyor ama hala burada Rek'Sai'nin emaresi bile okunmuyor. O yüzden buradan çıkarım yaparak Blubber haritanın diğer tarafında olduğunu varsayıyor Santorin'in. Ve hazırda bekliyor. Aynı zamanda üst koridor minyon dalgasını da ittirmiş durumda. Bu da bir ekstra emaredir. Bunun olabileceğine dair. Blubber pozisyonu okuyor. Ve okuduğu pozisyonla beraber bir karşı baskın ciddi bir altın üstünlüğü yakaladı. 2000 altın üzerine çıkardı farkı. Daha şimdiden Cloud9. Daha 10 dakika geçti. Yani her şey şu anda onların elinde. Alamet onların elinde. İlkeçler onların elinde. Altın üstünlüğü onların elinde. Ve açıkçası benim gözümde daha iyi kompozisyon da onların elinde. Yani Rek'Sai olmasa çok net şekilde daha iyi scale olduğunu söyleyebiliriz FlyQuest'ın. Ama Rek'Sai'nin pek bir şey çıkaramadığı bir senaryo. Sadece 2 asist var. Daha da zor oluyor. Ignar Hexflash'ı kaçırıyor. Hexflash kaçışıyla birlikte de ölüyor. Tekrardan göstereyim Hexflash'ından nasıl kaçtığını. Duvara vurdu ve öldü. Onun ölüşüyle birlikte Ejder'e de giriyor rahat rahat Cloud9 tarafı. Cloud9 kazandı aslında şu anda maçı. Yani almaları gereken üstünlüğün belki de daha fazlasını aldılar. Daha dakika 12 olmadı. Şimdi alt koridor kulesini de alacaklar. Dakika 12 olmasıyla birlikte. Çok ciddi bir baskı. Tek geride olan şampiyonları set ama setin mi kompozisyonun içerisindeki yeri zaten çok da önemli değil. En önemli parça burada Yasuo. Yasuo onların şu anda ana taşıyıcısı. Artı Kalista'yı da çok önde getirdikleri için o da bir ekstra baskı noktası olacaktır onlara. Tabii Kalista tankları kesme konusunda çok iyi zamanlar geçirmiyor ama Yasuo için o kadar dert değil tank kesmek. Artı yanında çok da rahat ona partnerleyebilecek şampiyonları da var. FlyQuest ekstra hamleler deniyor. Bir şeyler yapmak istiyorlar şu anda. Vulcan'ı yakaladılar. Vulcan'dan skoru da aldılar. Bu tarz hamlelere daha fazla ihtiyacı var FlyQuest'in. Rotasyon sırasında bir tık geride kalan taraf oldu bu sefer Cloud9 tarafı. Yani Yasuo yoktu. Yasuo üstündeyken bu rotasyonu yaptılar ama arada kaldı Vulcan. Koridor değişikliği geldi. Şimdi Zven ve Vulcan ikilisi buraya gelecek. Tabii aynı zamanda Zven'den de ayrı bir zamanda geldiği için Zven de onu kurtarabilecek pozisyonda. Gerçi ultisi yoktu Zven'in de ama burada biraz birbirlerinden kopuk hareket ettiğini söyleyebiliriz C9 tarafının. FlyQuest zaten hazırda bir şeyler bekliyordu. Bir şeyler çıkarmaları gerekiyordu. Onların açıkçası FlyQuest'in bir şampiyonunun zamanı şimdiden dolduğu gibi. Rek'Sai'nin zamanı dolduğu gibi. Artı orta oyuna geçerken daha bir tam eşyası bile bitmemiş olan Aphelios'ta savaşmaları da çok zor. O yüzden şu andan itibaren önümüzdeki 10 dakika önce falan inanılmaz kuvvetsiz kalacak FlyQuest tarafı. Aynı zamanda Syndra da burada asırlık sopa aldığı için, Luzen almadığı için biraz hasar miktarında patlayıcı güç anlamında onun da biraz dakikası ileri atılmış durumda. Hani kolay da o kadar kolay ölmeyecektir ama anlık hasarı biraz daha düşük olacaktır Luden'e kıyasla. Luden'in feryadına kıyasla. Ya da Hextech GLP 800'e kıyasla.
Onunla da daha fazla yetenek açısı tutturmanıza yardımcı oluyor GLP 800'de. Ona da gidebilir de eşya olarak. Ama burada asırlık sopaya yöneldiği için orta oyun kuvvetlerinin biraz daha az olduğunu söyleyebiliriz. Cloud9 ikinci kulesine de baskı kuruyor. Çok kolay baskı kuruyorlar. Çünkü Kalistalar Aphelios'tan inanılmaz önde. Aphelios minyon dalgasını tutmaya gelemez zaten. Gelse öldürürler dümdüz. O yüzden çok kolay bir kule daha geliyor. Burada Cloud9 adına zaten ejderlerde de üstünler. Her koridorda da üstün olmaya devam ediyorlar. Üst koridorda gezdiler ama gerçekten bu maç üzerinde hiç önemi yok setin geri düşmesinin. Çünkü evet Rek'Sai yatırım yaptı. Evet öne geçirdiler belki ama Ornn gidip de bu şampiyonlara karşı size maç taşımayacak. Ornn zaten genel olarak maçı vurarak önde olarak taşıyan bir şampiyon değil. Ornn geri düşmeyerek, sizi güçlendirerek, takımın diğer parçalarını güçlendirerek maçı taşıtan bir şampiyon. Cloud9 tarafı burada ikinci alametine de giriyor. İkinci alametle muhtemelen orta koridor kulesini açacaklardır. Ve Syndra'nın üzerinde de biraz baskı kurmak isteyeceklerdir. Maçın başından beri bu arada fark ettiyseniz Gragas Yasuo kombosuyla hiç Syndra'ya bir şey yapmadılar. Ama bu baskının tehdidin etkisiyle Niski çok daha fazla bir şekilde, çok daha fazla miktarda haritada gezebildi. Gezme fırsatı bulabildi. Blubber evet belki ortaya gitmedi ama orta koridorun etrafında dolandı. Oradaki objektifleri de topladı. Yengeçleri de topladı. Büyük objektifleri de topladı. O yüzden bu tehditten çekinmek için Power of Evil biraz daha safe durdu. Güvenli durdu. Yani şu noktadan itibaren FlyQuest'in bu ejderi alması lazım. Ama almak için de biraz da dezavantajlıkları oldukları bir fight yapacaklar. Çünkü hala fark ettiyseniz Aphelios'un bir tam eşyası bile yok. Zaten bu dakikalarda zayıf şampiyonlardan bir tanesi. Çok eşyası yokken zayıf kalıyor. Özellikle Kalista'ya kıyasladığımızda daha da zayıf kalabilecek bir şampiyon. Bir tam eşyası bile yokken ona mecburen savaşa çekecekler. Orta koridor kulesine açıldı alamet. Alameti kafasıyla birlikte kuleyi de aldılar. Kuleden sonra burada Solon'un üzerine bir ölüm cezası tutuyor ama çok önemli yok. Kuleden sonra direkt olarak ejdere girecekler. FlyQuest tarafı şimdi istemediği mecburi bir fight yapmak zorunda. Yani 4000 altında gerideler zaten. Hala Aphelios'un tam eşyası yok. Savaşı da yapamadılar. Okyanus ejderi de gitti. Yani dakika 23 civarında ya dakika 23'ten bile önce hatta okyanus ruhu alma ihtimali olacak Cloud9'ın. Ve o dakikaya kadar da bu farkın kapanma ihtimali Cloud9 tuhaf tuhaf hareketler yapmadığı sürece yok. O dakikaya geldiğimizde zaten FlyQuest artık daha da mecburi bir fight yapacak. Ve o savaşı yaptıklarında çok ağır kazanıp üstüne bir de ejderi alamazlarsa o noktada direkt olarak maç bitecektir. Çünkü ne olursa olsun hani daha iyi scaling'e sahip olsanız bile okyanus ruhunu yenmek gerçekten neredeyse imkansıza yakın. Yani çok çok zor okyanus ruhunu yenebilmeniz. Elinizdeki kompozisyonda da hani okyanus ruhunu yenebilecek seviyede bir çok ağır bir late game taşıyıcısı yok. Hani belki işte Cassiopeia, Kassadin, Gangplank tarzı şampiyonlar belki şansları oluyor onların da. O da garanti değil. Ama ya koridorlardaki üstünlüğü şu anda anlatamıyorum bile yani. Özellikle alt koridordaki üstünlük çok büyük. Yani ebedi kılıca karşılık mahvolmuş kralın kılıcı artı Runağan artı vampire asa almış durumda. Kalista'nın savaş yapması çok kolay. Burada Centurion Niskin'in üzerine gidiyor ama bir şey çıkaramayacak. Bu arada Niskin'in de ebedi kılıcının bitmesi de çok az var. Şeyden bahsetmiştim. Syndra'nın Yasuo üzerinde yan koridorda baskı kurması çok zor diye bahsetmiştim. Birazdan ebedi kılıç da bittiği zaman Niskin'in üstünde çok çok daha rahat hale gelecek o yan koridordaki baskı. Bunun farkında olduğu için FlyQuest tarafı da şimdiden Niski'yi durduralım bir önlem alalım diyorlar. 3 kişilik bir ekip geliyor. Niski'nin üzerine çok iyi bir duvar kullanıyor Niski. Bayağı bir zaman kazanıyor ve takımı yetişiyor. Duvar kullanımından sonra da hop 3 skor. Geride bir set vardı hatırladınız mı? 3 skor da ona gitti artık o da geride değil. Evet belki önde olan Niski düştü. Evet Niski'ye karşı bir hamle yapmayı başardılar ama hem geride olan tek üyesi Cloud9'ın tekrardan yakaladı oyunu. Hem de bir baron gidiyor burada Cloud9 tarafına. Maç bitti FlyQuest için. Yani hala bir savaş deneyecekler, hala direnmeye çalışacaklar ama bu denli bir üstünlükten maça dönmek çok çok zor. Burada Blubber'dan ekstra bir skor çıkartıyorlar. Skoru da çıkartamıyorlar aslında. Blubber'ı yakalıyorlar ama ekstra skoru da çıkaramıyorlar. Blubber şeyle kronometreyle ve sıçrasıyla kaçmayı başarıyor. Biraz da bir sürpriz oldu orada. Rakibin orada olduğunu tahmin edemedi Blubber. İlk pozisyonu görüyoruz burada. Niski zaman kazanıyor. Kefaret de geliyor bu arada şeyden. Thresh'ten. Duvar sayesinde yani şeyle rüzgar duvarı sayesinde Niski
Power of Evil'ın ultisini atmasını çok geciktiriyor. Ve Power of Evil tekrar göstereyim size o pozisyonu. Şimdi bakın rüzgar duvarı var. Power of Evil'ın hala ultisi devam ediyor. Hala devam ediyor. Duvar bittikten sonra atacak Power of Evil. Onun canı olan Yasuo'yu atmak zorunda kalıyor ultiye. O kadar geldik diye. Rüzgar duvarı sayesinde çok zaman kazanıyor burada. Kendine çok zaman kazandırıyor. Riski. Takım arkadaşları yetişiyor. Riski ölmesine rağmen çok iyi oynadı pozisyonu. Ve bunun sayesinde bir de Baron aldılar. 40 saniye sonra Okyanus Ruhu var. FlyQuest zorlama savaş yapacak. Adam başı bir eşya falan gerideler birçok koridorda. Hani üst ve ormanda belki geride değil. Hatta orta koridorda da yakınlar belki ama alt koridorda ciddi büyük bir fark var. İki şampiyon arasında yani. Hem Thresh Alistar'dan hem çok önde. Hem de Kalista Aphelios'tan çok önde. Artı Kalista'nın daha güçlü olduğu dakikalardayız. Kalista'nın en etkin olduğu dakikalar. Bu iki eşya dakikaları. Hatta üçüncüye kadar da bu sürebiliyor. Sonra yavaş yavaş düşüyor ama burada bir savaş başlangıcı. Yasuo Gragas kombosu tak 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 herkes bitti. Cloud9 kazandı. Easy. Maç bitti. Çok daha fazla uzatmaya gerek yok. Zaten bitirmeye gidiyor şu anda C9 tarafı. Ama muhtemelen dakika çok erken olduğu için rakipler çabuk doğacağı için bitiremeyecekler şu dakikada. O kadar rahatlar ki yani 3 şampiyon orta koridor kulesine baskı kurmaya gidiyor. Bir şampiyon üst koridora gidiyor. Bir kişiyi de gidip Okyanus ruhunu almaya gönderdiler. Ya Okyanus ruhu alabilecekleri en önemli objektif olmasına rağmen bir kişi yetiyor buna. Çünkü rakibin hepsini düşürürler. Kafaları rahat. Şimdi resetleyecek Cloud9 tarafı. Aynı savaşı tekrarını bir izleyelim. Çok kolay Cloud9'ın bu kompozisyonları savaş yapmak. Ya Gragas ulti attığı anda bakın Yasuo da giriyor. Sonra Yageton. Hop iki kişi düştü zaten. Daha havadan inemediler bile iki kişi. Çünkü çok önde Cloud9 tarafı. Bu kompozisyonla savaş yapmak da zaten oldukça kolay. Ya setin alıp ulti attıktan sonra setle birlikte engage yaptıktan sonra Gragas için de daha kolay oluyor işler. Burada bir ufak tefek zırh yatırımlarını görüyoruz FlyQuest tarafından. Gragas dışında büyü hasarı olmadığı için zırh yatırımı var. Hemen hemen herkesten az da az çapta da olsa. Ama o kadar gerideler ki kurtarmıyor. Yani 9000 altın gerideler. Bir de üstüne Okyanus ruhu var. Cloud9'ın. Yani 9000 altın üstü önde olmasalar bile. Hatta şu an altın eşit olsun Okyanus ruhu ile yine kazanır Cloud9 tarafı. Şu dakikalarda. Belki bir noktadan sonra Aphelios'la outscale etmeye başlayabilirsiniz vesaire ama ya Okyanus ruhunun değeri altın olarak ölçülemiyor. Anlatamıyorum bile değerini. Burada bu Vulcan yakalıyor Ignar'ı. Çok bir şey çıkmayacak. Yetenekler kullanıldı. Ama Nesk'in ultisi hala duruyor. Gragas ultisi gitti. Ama çok büyük problem değil. Baskıyı her yerden hissettiriyor zaten Cloud9 tarafı. Miski kafası rahat takılıyor takımdan ayrı bir şekilde. Tabi bu noktalarda bu kadar ayrı kalmak çok iyi bir senaryo değil. Artı şunu da ekleyeyim. Cloud9'ın bu maçı bir an önce de bitirmesi lazım. Evet çok öndeler. Evet rakip onlarla savaşamıyor ama Kadim Ejderha riskine hiç girmemeleri gerekiyor. Şu anda 10.000 altın öndeler. Zaten kafa göz dalsalar kazanacaklar savaşı. Hiç Kadim Ejderha'nın çıkmasını beklemeden bir tane savaş çıkartıp zaten kazanacaklarını bildikleri için zorlama bir savaş bile olsa çok iyi pozisyonda olmasa bile kazanacakları için onu çıkarmaları lazım. Kadim Ejderha riskine hiç girmeye gerek yok. Çünkü Okyanus ruhunuz bile olsa Kadim Ejderha ona cevap verebilecek bir senaryo. Nisk gibi hamle deniyor. Nisk'in üzerine rakip takım çullanıyor. FlyQuest tarafı toplanıyor buraya. Nisk'i düşüyor. Hızlı da düşüyor ama işte Kalista o kadar önde ki. O kadar önde ki Sivan. Ya savaşın ortasında emote falan atıyor. O kadar önde yani. Biraz soloyu kesmesi zaman aldı belki ama 8-0-5 oldu ya. 8-0-5. 3 eşyada rakipten tam bir kana sulamış önde. Üstelik bir savaş olmadan önceydi. Üstüne bir de 3 skor aldı. Bir de üstüne Okyanus ruhu var Kalista'nın. Yani ne kadar önde. Daha ne kadar önde olabilir? Şurayı hemen ileri alıyorum. Cloud9 resetledi. Üstüne döndü. Tekrardan geliyorlar. Ya iyi başlamamış bir savaştı. Bakın az önceki savaş. Nisqy yakalandı. İyi pozisyon değildi. Öldü. Gene de kazandılar. Bu da mesela çok iyi başlamamış bir savaş. Hala parça parça geliyor Cloud9'ın adamları. Sırayla geliyorlar. Daha gelememiş olan iki kişi daha var. Yasuo ile Kalista gelmediler bile. Yine kazandı Cloud9 tarafı. Yani Gragas, Thresh, üçlüsüyle dövdüler diğerlerini. Bu böyle bir üstünlük ve fark ettiyseniz Kadim Ejderha'nın daha çıkmasına 35 saniye var ama Cloud9 bitirme ittirmesine geldi. İki tane inhibitörü aldılar zaten. Şu anda 4'e 5 de kazanırlar. Ama yine geri çekiliyorlar. Bence hiç gereği yok şu anda geri çekilmelerinin. Bence net şekilde bitirmeye gidebilirlerdi o pozisyonda. FlyQuest bir deneme daha yapacak. Şu anda bir fırsatı var ama 13.000 altın gerideler. Yani Kadim Ejderha'yı çalsalar bile belki kurtaramayabilir şu noktada ama gerek yok Cloud9'ın bu riski almasına, çaldırma riskine girmesine.
Zaten yani görüyorsunuz iyi bir pozisyon olmasına gerek yok savaşı yapmak için. Rakibi çektiniz. Rakip neden geldi? FlyQuest buraya istemediği bir pozisyona geliyor. Neden? Çünkü Ornn ultisi yokken bile istemedikleri pozisyon. Yani bakın savaşın başına Ornn'un ultisi yok. Mecburen geliyorlar. Niye geliyorlar? Çünkü hadi Mejderha'yı da verirsek zaten kaybedeceğiz maçı diyorlar. Ama zaten kaybetmişlerdi. Yani çoktan FF atılmıştı o maça. Ve Cloud9 serinin ikinci maçında da oldukça dominant bir oyunla 15.000 altın fark Ejder ruhuyla beraber maçı kazanıyor diyelim ve video incelememizin Cloud9 FlyQuest serisi video incelememizin ikinci maçının da sonuna gelelim. Üçüncü maçta tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.